Herkese merhaba. Bugün site dışı SEO konusunda edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak için buradayım. Hepinize hoş geldin diyor. Konum biraz uzun olduğu için hemen giriş yapıyorum. Öncelikle dış SEO bir web sitesinin kalitesini ve tanınırlığını arttırmak için yapılan dış müdahalelerin tümünü oluşturmakta. Bir web sitesi için Facebook, Google+, Twitter profilleri oluşturmak, bir forumda ya da interaktif sözlükte konu başlığı açmak, projenizi tanıtı bir basın bülteni birkaç mecrada yayınlatmak dış SEO için basitçe örnek teşkil eder. Az önce Mümin Bey tarafından anlatılan site içi SEO'dan farkı ise belli standartlarının olmamasıdır. Site dışı SEO konusunda yani link inşaatı konusuna girebilmek için öncelikle birkaç kavramdan haberdar olmamız gerekiyor. Örneğin backlinkler. Backlink bir sitenin başka bir siteye vermiş olduğu tıklanabilir bağlantıya verilen isimdir. Çeşitli şekillerde ve çeşitli alanlarda görülebilir. Örneğin forumlardan alanlara forum backlink, bloglardan alanlara blog yorum backlink ya da işte yorum alanlarından alanlara yorum backlink ya da video sitelerinden alınanlara video backlinkler olarak hani isimler takılabilir. Ama nihayetinde hepsinin amacı aynı. Bir siteden başka bir siteye bağlantı oluşturmaları. PageRank konusuna gelirsek, en basit tanımı ile Google'ın bir web sitesine çeşitli sinyalleri baz alarak vermiş olduğu 0 ile 10 arasında değişen değerlerdir. Yani zaten Türkçesi de sayfa değeri demek. Bu değerin nasıl oluştuğunu tam olarak bilemesek de en önemli etkenin backlinkler ve aldığımız backlinklerin kalitesi olduğunu biliyoruz. Yani çok basit örneklendirmek gerekirse, örneğin PageRank 5.1 siteden backlink aldığınız takdirde kuvvetle muhtemel en azından PageRank değeriniz en azından 3 olacaktır diyebiliriz. Yani tabii uzun bir zamandır PageRank güncellemesi gerçekleşmiyor. Bundan sonra da gerçekleşecek mi açıkçası bilinmiyor ama hala Google'ın algoritmalarında hani kullandığı 200 farklı sinyalden önemli bir tanesi PageRank'lar. Encortex'e gelirsek, tıklanabilir metin bağlantıya verilen isimlere yani tıklanabilir metin bağlantılarına Encortex adını takıyoruz biz. Yani örnek verelim, web sitemize ulaşmak için tıklayınız. Tıklayınız kelimesi genelde tıklanabilir olur ve burada tıklayınız kelimesi de bizim Encortex'imiz olur. Tek kelime de ulaşabilir, iki kelime de ulaşabilir, bir kelime grubundan da ulaşabilir. Nofollow, dofollow link ayrımı ise genelde rel eşittir nofollow etiketi bir bağlantıyı takip edilmemesi istediğimiz zaman kullandığımız bir etiket. Ya tabii site içinde de kullanabiliriz, site dışında da kullanabiliriz. Yani dışarı giden bağlantılarımız için de kullanabiliriz. En önemli özelliği ise PageRank'ı hiçbir şekilde geçirmemesi. Tabii ben bu durumun istisnalarına birkaç kez şahit oldum. Örneğin site içeriğiniz site haritasına aktarıldığında rel nofollow etiketi site haritasında gözükmüyor ve normalde Google'ın ya da diğer arama motorlarının taramaması gereken nofollow etiketli linkler arama motorları tarafından taranabiliyor. Şimdi kavramları kısaca geçtikten sonra link inşasının konusuna asıl konumuza giriş yapabiliriz. Link inşası konusunda başarılı olmak için öncelikle arama motorlarını iyi anlamamız gerekiyor. Arama motorlarının tüm algoritmaların odağında internet kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek amacı var. Yapılan her değişikliğin, her geliştirmenin sebebi de kullanıcıyı daha fazla memnun edebilmek. Arama motorları nasıl kullanıcı deneyimini dikkate alarak geliştirmelerde bulunuyorsa, biz de link inşası gerçekleştirirken kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurmalıyız. Zaten doğal görünümlü bir çalışma yapmak için kullanıcıları dikkatle izlememiz şart. Yani link inşası doğal bağlantıyla alakalı mıdır? Kesinlikle değildir. Aslında bu bence bütün SEO uzmanlarının düştüğü bir çelişkili bir durum. Ama hani bunun nedenlerini de bahsedeceğim. Neden link inşası yapmamız gerektiğinden de bahsedeceğim. Arama motorları sonuç sayfalarını kullanıcının oylarına göre belirler. Örneğin her aldığınız backlink, her Facebook beğenisi, Google+'ta aldığınız her artı bir, sitenizde geçirilen süre, sitenizdeki hemen çıkma oranları Google nezdinde önemli sinyallerdir. Bu sinyaller olumlu yönde olabileceği gibi, örneğin Google+'ta aldığınız artı bir olumludur ama sitenizden hemen çıkma oranı yüksekse olumsuzdur.
farklı sinyaller gönderebilir. Olumlu sinyaller yükselmenizi kolaylaştırırken, olumsuz sinyaller de haliyle sıralama kaybetmenize sebebiyet verir. Sıralamalarda yükselebilmek için Google'ın da önerisi başka sitelerin sitenize bağlantı vermesini sağlamanız yönündedir. Google diyor ki, yani şu an slide'da da görüyorsunuz. Başka site içeriğinizi değerli bulduğunda ve ziyaretçiler açısından yararlı olabileceğini düşündüğünde webin dinamik doğasının bir parçası olarak sitenize götüren doğal bağlantılar oluşturur. Bu, yani saydım, oradan biliyorum. Google'ın en azından 15-16 sayfasında bulunan standart bir bağlantı. Hani standart bir bilgilendirme metni. Hatta Google forumuna da girip Google çalışanlarına soru yönelttiğinizde, yani ben her şeyi çok düzgün yaptım, harika içerikler oluşturdum, hatta gittim fotoğraf çektirdim, video yaptırdım ama bir tür doğa teknik alamıyorum dediğinizde size bu cevabı verecekler. İsterseniz deneyebilirsiniz de. Doğa teknik özellikle Google'ın en önem verdiği konulardan biri. Bu konunun da neden olduğu belli. Çünkü Google kendi kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Bizim dışarıdan müdahalelerimizle, belki de agresif müdahalelerimizle yükselen web siteleri çoğunluğun oylarını almadığı için Google nezdinde kaliteli bir web sitesi olmuyor. Doğal backlink profiline sahip olmayan, agresif backlink çalışanlarına kalmış bir site zamanla Google tarafından tespit ediliyor ve genelde sıralama açısından geriye çekiliyor ve belki de sıralama sonuçlarından tamamen çıkartılıyor. Tabi doğal olarak backlink edinmek gerçekten zor bir süreç. Yani link inşası da açıkçası zor ve uzun bir süreç. Çünkü gerçekten emek isteyen, düzenli takip isteyen, kontrol isteyen ve en önemlisi bolca sabır isteyen bir süreç. Bir de bu zorluklar varken Türkiye'deki internet kültürü de biraz daha zorlaştırıyor aslında iş. Biz beğendiğimiz sayfaları, içerikleri önermek yerine sayfayı, içeriği komple omuzlayıp kendi sitemizden yayınlayan ve vicdan azabı çekmemek için de altına ufacık bir alıntıdır yazan bir milletiz. Yani bunu illaki ben kendi arkadaşlarımdan dahi görüyorum. Hani benim arkadaşlarımda SEO uzmanları var. Hatta çok başarılı işler de yapıyor kendileri. Ama bir makale yayınladığımda, ya bırakın altına bir yorum yazmayı, bir beğene basmayı, görüyorum ki adam yani 3000 kelimelik makaleyi indirmiş komple, altına da kendi imzasını atmış, yayınlayıvermiş. Sonra diyor ki kanka arakladım ama yani şey haberin olsun. Hani bunu en yakınlarınız bile yapıyor. İlla bunun başına gelmeyen kimse yok herhalde SEO konusuyla alakalı olup da. Hani bunu her yerde örneğini görebilirsiniz. Hatta Facebook sayfalarını yer alalım. Dijital pazarlama firmaları hakikaten o görsel, yani ben tasarımdan çok anlamam. Hani benim sayfadan anladığınız kadar standart bir şey kullanıyorum. Yeni görseller üretiyorlar. Hakikaten etkileyici espriler buluyorlar. Grafik çalışıyorlar. Facebook sayfasına paylaşım yapıyorlar. Sonra aynı sektörden daha az tanınır bir marka o görseli indiriyor. Oradaki, atıyorum Kariyer.net olsun. Kariyer.net logosunu siliveriyor. Kendi ismini yazıyor ve kullanmaya devam ediyor. Yani sadece makale çalınmaz. Her şeyi çalıyorlar ve kaynak gösterme gibi bir alışkanlığımız yok. Bu kültür elbette gelişecek, değişecek. Fakat o güne kadar kaliteli, özgün, bilgilendirici, güncel içerikler üretip, kullanıcı dostu yazılım ve tasarımlar geliştirip, bir yandan da sitemize girip, beğenen kullanıcılar gibi davranmaya ve ürettiklerinizi tanıtmaya devam etmek zorundayız. Ekranda da gördüğünüz gibi link inşası yaparken hiç risk almadan sitemizi tanıtma yolları listelenmiş durumda. Tabii ki bunlar kesinlikle bu kadar sınırlı değil. Yani maddeleri belki bine bile çekmemiz mümkün. Ama açıkçası her konuya girmek de istemiyorum. Yani çünkü bazıları çok fazla merdiven altı. İşe de yarıyorlar. Ama söylemem lazım yine de. Örneğin kaliteli forum sitelerinde ya da popüler bloglarda sitenizin tanıtımını gerçekleştirebilirsiniz. Bu tanıtımı gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken şu. Hakikaten tanıtım yapmak istediğiniz mecra gerçekten kaliteli mi? Yani hakikaten binlerce kullanıcısı varsa, online sayısı yüksekse işinize yarar. Çünkü siz oradan sadece backlink almıyorsunuz. Aynı zamanda insanlara reklamınızı yapıyorsunuz. Fakat bu reklamı gerçekleştirirken
SEO sektöründeki bir web sitemiz olsun. Yani kullandığımız anchor tekstleri SEO şeklinde vermek yerine link çıkarken, yani kendi siten gibi tam seo.com.tr ya da steady.com, yani bunu yazmamız fazlasıyla yeterli. İlla anahtar kelime odaklı düşünmemeniz lazım. İnternet sözlüklerini kullanabilirsiniz. Yani ben bu sektöre kötü sözlük sayesinde girdim. Bundan 5 yıl kadar önce doğru düzgün pek bir tecrübem yokken, bilgim yokken kötü sözlük adında bir internet sitesi açtım. Şansıma tuttu. Günlük ziyaretçisi yamulmuyorsam 50 bin, 60 bin tekile ulaştı. Hatta 250 bin dolarlık o zaman teklif gelmişti. Satmadım, batırdım da sonra ama tecrübe edinmeme gayet faydalı oldu söyleyebilirim. Yani o zaman SEO'dan anladığım şuydu. İşte SEO, tam siteleri yükseltiyoruz. İşte sözlük kelimesine gelsem, orada 600 bin arama hacmi var. Bunlardan baksan, işte ilk 3'te olsam günde bir 1000 kişi sokarım buradan. Bunların da bir kısmı yazar olsa. Yani çok yanlış bir düşünce. Hani anahtar kelime odaklanıp bol bol link alayım, aksın işte. Hatta şey yapıyordum, 25 bin kullanıcısı vardı. İnsanlara zorla SEO yaptırıyordum link vermeleri için falan. Tabii yanlış yapmışız battığında kadarıyla da. Yani internet sözlük geliyor. Evet, mesela ilk sözlük, iç sözlük, Uludağ sözlük. Bu siteler bildiğim kadarıyla milyonluk ziyaretçi hacimlerine sahip. Hem de bir günde alıyorlar sadece bunu. Güzel kısmı da şu. Buraya bir başlık açıyorsunuz ve o an online olan herkes sol tarafta bu başlığı görebiliyor. Link de alabiliyorsunuz. Her ne kadar nofollow olsa da tanıtım oranı gayet yüksek bir mecra alıyor. Ki orada takılan insanlar da genelde internet kültürü edinmiş, daha bir okumuş kesim olduğu için size önermeleri, ünlü etmeleri daha basit. Web sitenizde sosyal mecralarındaki sayfaları oluşturmasınız. Zaten yani bundan çok uzun bahsetmeme de gerek yok. Sosyal medyanın önemi aşikar. Bir yıl kadar önce Penguin güncellemelerinden sonra backlinklerin öneminin bittiği, artık sadece sosyal medya varsa yoksa diye konuşuluyordu. Fakat tabii öyle bir şey yok. Ama sosyal medya önemini çok arttırdı mı? Arttırdı. Şimdi baktığınız zaman 1 milyardan fazla Facebook'un kullanıcısı var. Twitter'ın 500 milyonu geçmiş durumda. Türkiye'de bakarsak 30 milyon Facebook kullanıcısı olduğundan bahsediliyor. Şöyle bir durum var. Eskiden, bundan 2-3 yıl önce, çok eski değil, insanlar, yani bloggerlar ünlüydü. Yani bloggerlar hakikaten iyi işler yapıyordu. Bir web sitesini tanıtmak için hakikaten uzun makaleler yazılıyordu, uzun tanıtım yazıları yazılıyordu ve paylaşılıyordu. Şimdi günümüzde hangimiz beğendiğimiz, kendi işimiz dışında beğendiğimiz web sitesini tanıtmak için uzun makale yazıyoruz ki? En basit yöntemiyle Facebook profilimizden arkadaşlarımızı duyurmak için küçük bir paylaşım yapıyoruz. Çünkü en hızlı ve günümüz şartlarında en doğru yolu bu. Bu yüzden sosyal medya mecralarına fazlasıyla önem vermemiz gerekiyor. İlgi çekici kampanyalar kısmı tamamen aslında bloggerlara ulaşmakla alakalı. Buradaki kampanyalar sizin yaratıcılığa kalmış durumda. Ödül verebilirsiniz, yarışma düzenleyebilirsiniz. Mühim olan belli bir kitleyi yakalamak, o kitleye hitap edebilmenin yolunu bulmakta. Video siteler için de özgün ve kaliteli içerikler üretmek, o videoların paylaşılması, daha büyük kitlelere ulaşması için gayet faydalı bir yöntem olacaktır. Yani mevcut bir videoyu yine omuzlayıp paylaşmak, 3-5 izlenme sayısı almanıza, kalitesiz bir backlink almanıza sebebiyet verecektir. Bu sözü çok seviyorum açıkçası. Derinlemesine hasta bir topluma uyum sağlamak bir sağlık ölçütü değildir. Krishnamurti'nin, bu Hintli bir ünlü düşünür, çok güzel bir sözü. Bunu şuraya bağlayacağım. SEO işiyle uğraşan hemen hemen herkesin, özellikle dış SEO konusunda birbirinden çok farklı fikirleri olabilir. Bana kalırsa başkalarını dinlemekten ziyade, tabii ki araştırmayın demiyorum ama, kendi tecrübelerinizi edinmeniz, en doğru stratejileri bulmanız konusunda çok önemli. Bugüne kadar sadece birkaç tane web sitesi açıp SEO çalışması yapmış insanlar, forumlarda hakem kesip bilgi kirliliğine neden olmakta. Hani, İsim vermeyeyim. Popüler webmaster forumları var. İlla ki girdiğinizi biliyorsunuz bunları. Buraya bir giriyorsunuz, bir güncellemeden sonra, bir PageRank güncellemesinden sonra o kadar saçma sapan hurafeler dolaşıyor ki
İnsan yani ben bile bazen çok mantıksız olduğunu bildiğime rağmen etkileniyorum. Hani bir bilgi alırken bundan biraz uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Dikkat etmemiz gerekenler konusuna gelince, algoritmaları alt etmeye çalışmayın, uyum sağlayın. Yine kendi arkadaşlarımdan örnek vereceğim. Hatta bu SEO sektöründe kendisi çok tanınıyor. İsim vermeden anlatacağım tabii. Kendisi bütün vaktini Google'ı nasıl alt edebilirim sorusuna cevap aramakla harcıyor. Yani böyle bir algoritma çıktı, bu değişti. Şöyle yani bir şeyler yapsam acaba kandırabilir miyim diye. Bu doğru bir strateji değil. Yani sonuç itibariyle Google'ın tüm algoritmalarını, tüm güncellemelerini kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için yaptığını biliyoruz. Bu nedenle eğer bir eksiğimiz varsa ve bu algoritmalardan olumsuz şekilde etkileniyorsak eksiklerimizi bulmalı ve bunları gidermeli çalışmalıyız. Her link faydalı değildir. Her gelen backlinki kabul etmeyin. Çoğu kişi bilinçsizce backlink paketlerine yönelir. Günümüz şartlarında çok fazla backlink yarardan fazla zarar getirir. Son güncellemelerden sonra backlinklerin niceliğinden çok niteliği önem kazanmıştır. Yani şöyle, 100 tane orta kalite ya da vasat kalitede web siteden backlinkiniz olacağına 5-6 adet gerçekten kaliteli backlink'e sahip olmanız size daha büyük fayda sağlayacaktır. Gelen linkleri kontrol edebilmek için kullanabileceğiniz faydalı araçlar da var. Zaten Mümin Bey de bu konuda birazcık bahsetti. Aslında Google Webmaster Tools gelen backlinkleri kontrol edebileceğiniz çok güzel ve en sağlam araç. Biraz geç gösteriyor. Öyle bir sıkıntısı var ama sonuçta itibariyle başınıza bir şey geldiğinde oraya muhatap almanız gerekiyor. Link inşası yaparken bu araçları bol bol kullanmak zorundasınız. Bu araçlar yardımıyla size bağlantı veren web sitelerin kalite durumları hakkında bilgi edinebilir. Linkleri bağlanma şekilleri ve yoğunluklarına görebilir. Linkleri detaylı inceleyerek doğal mı yoksa spam ürünü mü olduklarına karar verebilirsiniz. Agresif, evet. Daha önce spammış, pardon. Hatta daha önce Encortex dermiş. Encortex'e dikkat etmeyiniz. Bu konu şu, yani Encortex'in ne olduğunu açıklamıştım. Şimdi elbette anahtar kelime odaklı backlinklere ihtiyacımız var yükseliş sağlayabilmek için. Ama bunu eski yöntemlerle yapmamamız gerekiyor. Eskiden sistem neydi? Örneğin ki bir avukatın web sitesinin SEO çalışması gerçekleştiriyor olalım. Avukat haliyle avukat kelimesinde yükselmek isteyecek. Ne yapardık? Kendi kaynaklarımızdan, eğer SEO işiyle profesyonel olarak uğraşıyorsanız zaten kaliteli kaynaklarınız vardır. Kendi kaynaklarınızdan özgün makaleler yazdırır. Avukat kelimesini hedef alarak link çıkışı gerçekleştirdiniz. Fakat günümüz şartlarında açıkçası bu uygun bir çalışma tarzı değil. Geçmişte de aslına bakarsanız uygun bir çalışma tarzı değil ama bazen maliyet, zaman ve üzerinizdeki baskılar bu tarz çalışmalara yönelmenizi itebiliyor. Günümüz şartlarında ise örneğin avukatın sitesinin domaini de şu olsun. İsim soy isim altr. Günümüz şartlarında Encortex'e oranlarına baktığımız zaman en popüler Encortex'in isim soy isim altr olması gerekiyor. Çünkü son kullanıcı kalkıp da o siteye avukat şeklinde link vermeye çalışmaz. Bazıları bilmez bile hatta. Daha sonra isim soy isim, avukat isim soy isim şeklinde ilerler. Yani sonra hangi sektörde iş yapıyorsa, mesela boşanma avukatı mı, icra avukatı mı, buna göre, konusuna göre linkler alır ve biraz daha sonlara doğru avukat kelimesinden link almaya başlar. Müşterileriniz de bu taleplerde bulunursa hani nasıl doğal olması gerektiğini bu şekilde anlatabilirsiniz. Yine bu konuyla alakalı olarak long tail kavramına girmekte de fayda var. Long tail kavramı Chris Anderson'ın 2004 yılında yayınladığı bir makaleden doğuyor. Hatta bu makale o kadar popüler oluyor ki Chris Anderson bu konuda bir kitap dahi çıkartıyor. Bu sindirmesi biraz güç olabilir. Temel olarak satış ve dağıtım olanaklarının yeterince büyük olduğu durumlarda talep veya satış hacmi düşük olan ürünlerin toplamının kendilerine paralel ve popüler ürünlerle rekabet edilebilecek bir pazar payı yaratabileceğini öne süren teoridir. Şunu internet düzeyine alırsak daha rahat anlaşılacağını biliyorum. Web dünyasında ise long tail olarak adlandırdığımız 3 kelimeden oluşan ya da daha fazla anahtar kelime grubu kullanılarak yapılan sorguların arama hacimleri tek kelimelik popüler sorguların arama hacminden çoğu zaman daha fazladır.
Şimdi aramaları incelediğimiz zaman görüyoruz ki bir ayda yapılan aramaların yaklaşık %70'i, arama sorgularının %70'i long tail'lerden oluşuyor. Yani bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Long tail'den kastım ne? Örneğin popüler bir kelimeyi düşünelim. Kamera. Bildiğiniz üzere kamera kelimesinin arama hacmi milyonları buluyordur. Bir e-ticaret sektöründeki bir site elbette kamera kelimesine çıkmak ister. Ama ya bu arada şunu da notunu vereyim. Benim şu anda burada bahsettiğim tüm konular aslında küçük ve orta bütçeli firmalar ve web siteleri için. Yani büyük web siteye çalışma gerçekleştirdiğinizde aslında hiçbirini kafanıza takmanıza gerek olmuyor. Yani en azından benim tecrübelerim şu anda bana bunu gösterdi. Tekrar dönersek, kamera kelimesi dediğim gibi milyonluk arama hacmine sahip. Gelmesi gerçekten zor ama geldiği zaman inanılmaz fayda sağlayacak bir kelime. Ama yeni bir projedeyseniz direkt olarak kamera kelimesine çalışmak bana kalırsa mantıksızdı. Yeni bir web sitesi açın, kamera satıyor olun ve kamera kelimesine gelmeyi planlayın. Belki de 1 yılınızı, 2 yılınızı alacaktır. Oysa ki 2 yıl, yani 1 yıl, 2 yıl kamera kelimesine çalışma gerçekleştirmek yerine dijital kamera, Sony dijital kamera, Sony CyberShark dijital kamera kelimelerine yönelmek ki bunlar sadece birkaç tanesi görüyorsunuz. Aslında yüzlercesi var bu şekilde. Fiyatları da bu konuya girer. Ya da işte ürün kodu da bu konuya girer. Ya da işte özelliklerini tek tek dağıtabilir insanlar. Bu kelimeye yönelmek hem maliyet hem de zaman açısından inanılmaz fayda sağlar. Çünkü kamera kelimesine çalışan süre içerisinde belki de 50 farklı long tail kelimede çok rahat bir şekilde çok yüksek sıralara gelebilirsiniz. Ve long tail kelimenin de en önemli artısı tümünün müşteri aramalarından oluşmasıdır. Yani e-ticaret sitelerinin amacı nedir? Satış yapmaktır. Yani kamera kelimesinde arama yapan insan sitenize geldiğinde zaten ne alacağını bilmiyordur bile. Hani bakar, modellere bakar, markalara bakar, fiyatlara bakar, inceler, kuvvetli muhtemel de gider. Ama long tail'den sitenizi bulan bir insan ne aradığını biliyordur ve karşısına sizin siteniz çıktığında o çok büyük potansiyel bir müşterinizdir. Yani o an satış yapmanız çok büyük bir olasılık. Genel olarak müşteriler popüler anahtar kelimelerde yer almak için SEO çalışması isterler. Yani bize bu şekilde talepler geliyor. Bu durumlarda long tail kavramından haberdar olmak, onları da haberdar etmek gerekiyor ki zamanlarını ve emeklerini boşa harcamasınlar. Yine bu long tail'leri nasıl tespit edeceğiz dersek, örneğin güneş gözlüğü ile ilgili aramalar bölümüne bakabiliriz. Hani Google'da bir arama yaptığınızda sayfanın hemen altında ilgili aramalar bölümünü hepiniz biliyorsunuz zaten. Burada güneş gözlüğü markaları, güneş gözlüğü fiyatları, güneş gözlüğü nasıl seçilir, Prada güneş gözlüğü, güneş gözlüğü seçimi, bayan güneş gözlüğü, çocuk güneş gözlüğü, long tail gruplara birer örnektir. Tabii ki bunlar çok çok daha fazla. Hani şuradan bir tanesine tıkladığınızda onların da altına 7-8 tane ilgili arama çıkacak ve bu şekilde gidecek. Ben demiyorum ki bütün sayfaları oluşturun. Yani bu zamanda hepsini oluşturmaya çalışırsanız da kuvvetle muhtemel spam yaparsınız. Daha akıllıca şeyler düşünmek gerekiyor bunları sitenizde geçirirken. Ama alakasız olduğu halde de geçirmemeye çalışmanızda da fayda var. Yine dikkat etmemiz gerekenlere geri dönersek spam saldırılarla mücadele kısmı var. Yani anti-SEO. Ben açıkçası bu konuda bayağı çekmiş biriyim. Yani burada da biliyorum zaten daha önce anti-SEO saldırılarına maruz kalan arkadaşlarımız var. Yani yine burada konuşma yapacak kendileri de. Bazı zamanlarda rakipleriniz, özellikle rekabeti bol sektörler, rakipleriniz sizi geçemeyeceğini anladıklarında kötü niyetli olarak sizi düşürmenin planlarını yapmaya başlıyorlar. Yani ne yapsa olmuyor, belki bilgisi yetmiyor, belki bütçesi yetmiyor, bir şekilde genize kalıyor. Bu sefer hıncını almak için size saldırarak sizi bertaraf etmeye çalışıyorlar. Örneğin şu anda ekranda geçtiğimiz sene 23 Nisan'da Thumbsafe.com.tr'ye başlayan bir saldırı örneğini görüyorsunuz.
Mart ayında toplamda 3 farklı domainden link almıştım. Yani bu çalışmayı ben kendim yapıyorum. Bu arada bu saldırı başladığında SEO kelimesinde tam SEO komiteye birinci sıradaydı. Nisan ayına bakıyoruz. 23'üne kadar sadece bir farklı domainden linkimiz var. Hani kesinlikle agresif bir çalışma değil. Kuvvetli muhtemelen doğal gelmiş de olabilir. Hani bir çalışma önünde değil belki de. Ama 23 Nisan'da 55 farklı domainden bir anda link akışı olduğu görülüyor. Ve hatta 23 ile 30 arasına bakarsak yaklaşık 1000 adet farklı domainden link akışı gerçekleşmiş. Bu 23 Nisan'da başlayan saldırı yaklaşık 1-1,5 yıl kadar devam etti diyebiliriz. Yani ben hala baktığım zaman Tamsay.com'un backlink profiline bu tarz domainleri görmeye, hani yoğun şekilde link akışı görmeye devam ediyorum. Açıkçası ilk karşılaştığım zamanlar evet biraz korktum. Çünkü uğraşmışsınız, bir şey yapmışsınız, başarıya ulaşmışsınız. Birden çok yoğun bir şekilde spam saldırılara maruz kalıyorsunuz. Ama bir yandan da açıkçası takdir de ettim. Şu nedenle. Burada Tamsay.com.tr'ye gelen bir yorum var. Takdir etme nedenimi de yorumu okuduysanız şurada göreceksiniz. Bunlar saldırılarda kullanılan encortex'ler. Gördüğünüz üzere 1113 tane farklı domainden hatalı analiz SEO şeklinde link almışım. 997 tane domainden örümcek SEO diye link almışım ki örümcek SEO'da ilk sıraya geldim bir ara. Sonra düştü tekrar oldu. 898 farklı domainden doğru SEO diye, 879 tane domainden hatalı SEO diye, bunlar birbirini götürdü. 842 tane domainden gerçek SEO diye, ki bugün böyle bir konu anlatılacak sanırım. 721 tane domainden de, 406 tane domainden de analyzer SEO diye linkler geliyor. İşte şu 118 tane tamsay.com.tr'e göreli yazan da, o da benim ürünüm değil. Asla bu kadar yoğun backlink link inşaat çalışmayı gerçekleştirmem çünkü. Bu şekilde çalışma yapılmış. İşte SEO, hata SEO. Daha saçma kelimeler de var da yani sığmadığı için ilk 11 tanesini gösterdim. Tabii bu tarz saldırılarla mücadele etmek çok zor. Günlerim neredeyse sadece o DSO links tool'unu kullanmakla geçiyordu. Yani sabah kalkıyordum, bakalım bugün neler gelmiş. Listeliyordum, evet 300 farklı domainden saçma sapan linkler alıyorum. Excel kullanarak bunların dökümünü yapıyordum, yenileri ayırıyordum, yani gerçekten meşakkatli iş. Ve reddediyordum, sürekli böyle reddediyordum. Yaklaşık işte Nisan'dan Haziran'a, 2 ay. 3726 tane domaini tespit edip reddetmişim. Ama öyle bir aşamaya geldim ki bu saldırı hiç hızını kesmedi. Bir yerden sonra artık araştırma yapmaya başladım. Çünkü bu tarz saldırılar programlar yardımıyla yapılıyor. Yani bir insan oturup da böyle bir saldırı tek başına düzenleyemez. Yani imkan yok. Ama o programda artık 10.000 domaine mi gitti, 100.000 domaine mi gitti bilemediğimden araştırma, yani bunun bir çözümünü araştırmaya başladım. Matt Cutts'ın bir açıklamasını duydum. Biz zaten saldırıları biliyoruz. Yani fazla disavow etmenize, link reddetme yapmanıza gerek yok. Biz zaten bunu anlayacak kapasitedeyiz. Hani sistemimiz bu aşamada. Hani biraz daha rahat olabilirsiniz diye. Hatta falan dedi işte. Yani oradaki sarı uyarıya da bakabilirsiniz. Hani sadece yüksek miktarda spam falan. Hani bu zaman kullanın diyor, gereksiz kullanmayın diyor. Medcast da böyle bir açıklama yapınca ki bir bu link reddetme bölümüne girerken de eğer siteniz yeterince güçlüyse, kaliteliyse bu aracı pek kullanmanıza gerek yoktur diye bu uyarı çıkıyordu. Hala çıkıyor mu hatırlamıyorum çünkü uzun zamandır yapmıyorum artık bu işlemi. Öyle bir uyarı çıkıyordu. Ben dedim ki ya ben sevk edemezsem birinci sıradayım. Güzel içerikler ürettim. Bence yeterince köklü ve kaliteliyim. Bence yapmama gerek yok dedim. Ve link inşasını bıraktım. O kadar kaliteli değilmiş. Yani ne kadar sürdü? Bir ayda falan 23. sayfalara kadar gitti. Gidince dedim bekleyeyim. Çünkü dalgalanmaları her zaman kötü yorumlamam. Hani böyle bir saldırı oluyor. Bıraktık. Belki Disavow'daki dosyaları yeni yeni görmeye başladı. Etkisi olabilir tarzında. Tabii ben kontrollerimi yaptım. Yanlış bir şey yaptım diye.
Yaklaşık birkaç hafta daha bekliyordum. Sıralamadan tamamen çıktı. Ve doğal olmayan bağlantılar uyarısı aldı. Zaten bunu görünce açıkçası yıkıldım tabii biraz. Çünkü doğal olmayan bağlantı uyarısı şu demektir. Kurunun yanında yaş da yanacak. Yani sizin doğal bekliklerinizi de kaldırmanız gerekiyor o aşamaya geldiğinizde kuvvetle muhtemelen. Hani ya da çok profesyonel link inşası yapmışsınızdır. Çok doğal gözüken bir çalışma gerçekleştirmişsinizdir. Ama bu manuel işlem size uygulandıysa kuvvetle muhtemel bunların da kaldırılması talep edilecektir. Nitekim öyle oldu. Kendi verdiğim 70 farklı domaindeki tüm linkleri kaldırdım. Bunları ek olarak 2000 kadar domaini daha reddettim. Doğal olmayan bağlantı uyarısından kurtuldum. Kurtulduktan sonra tekrar bir ilk sayfaya gelme deneyimi oldu. Kısa sürdü. Şimdi işte oralarda 3. 4. sayfaya gidip geliyor. Ama hani güzel kısmı da şu. Bir tane de sevk edemesen link yok mesela. Ve 3. 4. sayfada olması güzel bir şey. Çünkü başlangıçta çalıştığım sıralarda hakikaten de bu konuda getirmek için ciddi çalışmalar, uğraşlar veriyordum. Şimdi sadece long tail'lerden bu pozisyonda korumayı, hiç güncellenmedi halde bu pozisyonda korumayı başarabiliyor. Yine tabii doğal olmayan bağlantıları sadece saldırılar yüzünden almazsınız. Bazen agresif çalışma gerçekleştirirseniz, ki genelde zaten bu nedenle alınır, bu uyarıyı manuel işlemler bölümünde görürsünüz. Burada yapmanız gereken şey, eğer agresif bir çalışma yaptıysanız, yaptığınız çalışmayı düzeltip bunu da yeniden değerlendirme talebinizde detaylı bir şekilde Google'a iletmek. Kontrolünüz dışında linkler varsa da link reddetme aracını muhakkak kullanın. Yani işe yarıyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Vaktimiz de vardır diye düşünüyorum. Dilerseniz sorularınız varsa yanıtlamaya çalışabilirim. Yani çok paramız varsa evet. Rakibimizi batırabiliyor muyuz? Evet. Yani bunun tam bir güven şeyi yok, koruması yok. Ya saldırılarla mücadele edilebilir. Ben tek başıma yetişemiyordum sadece. Yani bunu da bir elemanımla hadi bakalım şu linkleri reddet diyemem. Çünkü link reddetme aracı profesyonellik gerektiren, hani uzmanlık gerektiren bir araç. Hani gelişi güzel bir domaini reddedemezsiniz orada. Hani saldırılara bir şekilde düzgün insanları bir araya toplayarak karşı koyabilirsiniz. Tek saldırı tabii ki spam saldırısı mı? Siteniz de hacklenebilir. Yani sunucunuza girilir. Türlü türlü şeyler yapılabilir. Ama hani bunlara karşı bir şekilde karşı koyulabilir. Çok paranız varsa sektörde lider olabilirsiniz. Eğer başkası sizin kadar yatırım yapmıyorsa. Buyurun. Ben de 9 senedir sevgili işlemişim. Yani 9 senedir şunu gözlemledim ben. Kendisi öyle bir şey yapmış. Doğal olarak bir yerlere gelmek mümkün değil. Bir şey olmaktan sonra. İnsanlara yeni bir şey sunan farklı bir şey olmaktan sonra. Şöyle bir şey var. Mesela geçen günlerde Google kendi cezalandı. Yol sayfasını yapıp çıkardı için. Onun dışında şunu da bahsedeyim. Biraz önce sunumda geçtik onu. Bilgiyet, hürriyet falan hani cezalandığı durum oldu. Evet. Bunların birinde bir arkadaşım, seyahat pozitörlüğü çalışıyor, çocuklara şunu söyledi. Spamları diye sahip klasörde, bir cezalandırma durumu oldu. Biz bunu tek bir şey spamları girip yapıyoruz. Google zaten bize kısa sürede afiyet geçti. Tekrar spamları sürüyoruz diye söylüyor. Yani Google'un da gözünün bulduğu bir ortam olduğu için çok zor bir durum görünüyor. Tuvaletten bir yerlere geldi. Şimdi aslında bu konuya bu kadar fazla inmemin sebebi bir Google çalışanıyla yaptığım görüşmeydi. Hatta o konudan da biraz bahsetmeye çalışayım. Yani bu doğal backlink kavramına o kadar kafayı taktım ki bir ara. Hakikaten dedim bu işin kralını yapacağım. Hiç batar bırakmayacağım. Bir Google çalışanına bir mail yazdım. Dedim ki, diyelim ki dedim, hani zor bir sektör söyledim. Zor sektör derken insanların kolay kolay önermeyi istemeyeceği bir sektörden bahsettim. Ama aynı zamanda da yasal, ilaçlama sektörü. Dedim ki benim tam ilaçlama şeklinde bir web sitem var. Gerçekten ne var? Yani ilaçlama işi yapmıyorum tabii ki ama var. Denemek için açtım sadece. Yaklaşık 300-350 adet web site içeriği var. Makale içeriği var. Ve bu makalenin hiçbiri boş değil. Çünkü ilaçlama sektöründe
karıncası var, piresi var, hamam böceği var. Ya var da var. Bunlarla alakalı gerçekten detaylı bilgiler, görseller, videolar, ilaçların videoları bulunan efsane bir web sitesi planladım. İçerik olarak güzel. Tasarım olarak rakiplerden çok daha güzel o zamanın şartlarıyla. Resimler çok güzel. Sosyal medya konusunda başarılı profilleri var. Aynı zamanda sosyal medya butonları var. Adres, yerel SEO konusuna dönersek adres bölümü gözükebilecek bir yerde detaylı bir hakkımızda ve iletişim sayfası. Yani yapabileceğim homepage SEO konusunda yapabileceğim her şeyi yaptım. Şöyle bir soru yönelttim. Şimdi ben gerçekten insanlara faydalı bir web sitesi yarattım. İlaçlamaya işi düşen bir insanın o siteye girip de garanti falan da veriyor hatta, yani böyle eğer memnun kalmazsan. İlaçlama konusunda o siteye girip de memnun olmadan çıkmayacak, yani çıkacak bir müşteri yok. Dedim ki siz hep diyorsunuz insanları memnun edecek, insanlara fayda sağlayacak içerikler üretin. Webin dinamik doğasında ötürü kesinlikle doğal backlinkler alırsınız. Gerçekten de bu site doğal backlinkler alıp da ilaçlama kelimesinde ilk sıraya gelebilir mi diye bir soru yönelttim. Yine o az önce ekrana yansıttığım şu hikaye ile cevap verildi. Bakalım. Toplam 19 tane var ama bulamadım. Neyse, bu webin dinamik görebildiniz mi siz? Söyle geçeyim mi? Tamam bu. Yani bütün girişimlerine rağmen sürekli şu cevabı aldım. Yani bu cevap, ben araştırıp da bulmadım, bana verilen cevaptı. Sonra dedim ki Allah Allah dedim, adam çok güzel konuşuyor ama bakalım nerede geçiyor bu? 15 sayfada falan zaten sürekli bundan bahsediyorum. Ne yazık ki benim o zamanlar çıkardığım sonuç, artık Dublin'den nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bir web sitesinin doğal backlink alamama ihtimali arama motorları tarafından göz ardı ediliyor. Yani bu bence çok can sıkıcı bir durum. Hani illa bir şey yapmak zorundasınız. Dediğim gibi link inşası çelişkili bir konu. Hem Google böyle diyor deyip de link inşası tekniklerinden bahsetmek çelişki aslında. Ama dediğim gibi bunu yapmaya zorunluyuz. Doğal bir şekilde ne yazık ki en azından Türkiye'de olmuyor. Yani şunu da biliyorsunuz. İlgili sitelerden link almak, sizin konunuzla alakalı sitelerden link almak daha faydalı ama bugün hangi rakibim bana link verir ki? Kim beni önerir ki? Aynısını Google'da yapsın. Nasıl yani? Chrome'da işte developer'lara yani daha sonra yani Chrome'un ilk başını çıkarttı. Sonra manuel ceza almak zorunda kaldı. Onun sebebiyle günlük sistemimiz var dünyada. Şey yazdı, eleştiri yazdı bunda. Evet. Sonra kendisini resmi açıklaması dedi ki işte benim çalıştığım SEO ajansı oldu. Ya şimdi Google nihayetinde bir şirket. Google'lara parayı verdi ve yayınlattı. Aynı şirket. Ya tabii biz o kadarını bilemeyiz. Yani ben Google'ı eleştirecek seviyede de görmüyorum tabii ki kendimi. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Ben SEO uzmanıyım da demiyorum. Zaten insanın kendi kendine bir şeyin uzmanıyım demesi de bence saçma. Ama yani Google'da hata yapabilir. Ticari bir amaç gidiyor nihayetinde. Evet, biz anlattığımız zaman Google'dan sanki iyilik meleğiymiş gibi, sanki tek amacı insanlara iyi hizmet vermek, mutlu etmekmiş gibi davranıyoruz ama yani bu adamlar dünyanın en fazla para kazanan insanları, en fazla para kazanan şirketleri ve ticaret hayatında dediğim kadarıyla paranın olduğu yerde pek de duygusal da yer yok. Buyurun. Gruplar arasında işte karşılıklı linkleme konusundan mı bahsediyorsunuz birazcık? Linkleme ve işte hani blogların ilk çatı altında işte numerak benzeri, onun kendi paneline de hani kategori ediliyor bloglar ve işte yayınlandığında bu numerak benzeri oluşumlarda işte olan insanlar o timeline'da yeni yazılımı görebiliyorlar. Yani bloglar birbirlerini görüyorlar aslında. Hani kendi sosyal ağları gibi bir şey oluyor. Ve hani
bazı koşullar veriyorlar. Hani işte senin kategorindeki bir insanın işte web sitesini bir yere tanıtabilirsin. Şimdi Google'da aslında nasıl bir fayda olabilir? Yani aşağıya kaç açıl... Var aslında, kendi işlerinde dönüyorlar. İşte şey, İki turdan fazla döndürmemek lazım. Öyle cevap vereyim o zaman size. Çünkü aşırıya kaçtığınız zaman ne yaparsanız yapın. Hatta şöyle bir şey de var. O da başıma geldi, denediğimden biliyorum. Artı birlerde aşırıya kaçın. Yani olmayacak şekilde alın. Google buna bile müdahale edebiliyor. Hani birkaç tane yapılırsa bu tarz şeyler bir problem yok. Olabilir. Yani Google da diyor zaten. Kendinizle alakalı gruplarla, kişilerle iletişime geçin, link isteyin. Ama diyor ki aşırıya kaçmayın sadece. Aşırıya kaçmamak önemli sadece o konuda. Yoksa fayda sağlayabilir belli makul oranlarda olursa. Bir de şey soracağım. Buyurun. İçerik reklamları, hani bir blogda ya da işte bir sitesinde bir içerik şeklinde reklam yayınlanıyor. Yani bu reklamların sıktığı, bunların sık bir şekilde yayınlanması, hani arama sonuçlarına nasıl bir etkiler? Ya şu... Fake haberler yayınlatıp backlink alma şeyine mi diyorsunuz? Yani fake haber değil, yani işte bir basın bülteni falan. Ha, bir basın bülteni, hani bunu en yayınlarsan. Ya aslında daha önemli şöyle söyleyeyim. Hani tam hakkındaki problemi de anladım sanırım. Google diyor ki, ziyaretçini belli bir noktaya taşımadan yüksek page'li bağlantılar almaya çalışma. Gerçekten sen günde 5-10 ziyaretçi alıyorsan ve kalkıp da bir haber sitesinin arka bölümlerinden hani tıklanmayacak bir yerden atıyorum page'inki 6-7 olsun link alıyorsan ve bunu 3-5 kere daha tekrarlarsan bu doğal gözükmeyecektir. Arkadaş diyecek, bütün kaliteli siteler sana link veriyor, doğru düzgün bir ziyaretçin yok, siteye giren doğru düzgün durmuyor, ne iş deyip doğal olmayan bağlantı uyarısına karşılaşabilirsin yani böyle bir durumda. Yani link inşasında bütün olay aslında zamanlama meselesi. Yavaş yavaş, kademeli kademeli. Hani her şeyi yaparak aslında ilerlememiz lazım. Ben şimdi link inşasında şunu yapın, bunu yapmayın diyorum ama aslında on-page SEO'nuz aslında. Yani site içi SEO ilk adımız. Burada ufacık bir hatanız varsa zaten link inşasını adınıza, ağzınıza almamız gerekiyor. Hani bu herhalde gün sonunda bu tarz şeyler daha da netleşir diye düşünüyorum. Son olarak buyurun. Örneğin bir web sitesini yaptık ve altına imzasını koyduk. Bir link verdik. Bu sitede 3 milyon sayfası var. Evet. Bu siteden 3 milyon sayfasına link almış olarak görünüyor. Bunun bir eksisi var mı? 200'lü bir cevap vereyim. Yoksa... Şimdi kötü sözlüğün yaklaşık 22 milyon sayfası vardı. Olabilir mi sizce? Olamaz ama vardı. Bir şekilde. Şimdi bu site genelindeki linkler yeni slide oluşturdum. Bu site genelindeki linkler çok aşırıya kaçmamak kaydıyla fayda sağlayabilirler. Hani evet, fazla sayfası olan link, sitelerden footer şeklinde link almanız bir anda bir backlink patlamasına sebep verecektir ama ben hani kendi işlerimde çok acelem yoksa pek de kullanma taraftarı olmam böyle bir sisteme. Ha, artık ben başıma gelebilecek en kötü şeyler geldiği için onu denesem de sonunda düzeltebilecek kadar tecrübe sahibiyim ama bana kalırsa günümüz şartlarında bahsettiğim footer linklerin pek de yeri yok. Eğer anahtar kelimeden çıkılırsa. Anahtar kelime değil de örneğin yani web tasarım kullanmazsan, marka adını kullanırsan ve nonfollow etiketini kullanırsan page'ink almaktan feragat edip hiçbir sıkıntı yok. Yapabilirsin. Ki yapıyorlar da zaten. Ama nonfollow kullanmadan. İşte o zaman da oran devreye giriyor yine. Yani bir kere yaptın, üç kere yaptın. Sonuçta web tasarım firmasısın. Belki yüzlerce web sitesi yapacaksın. Yüzlerce nonfollow link aldığın zaman bu şekilde sıkıntı. Net. Ya yani daha kötüsü bir gün onlar kaldırırsa o daha da büyük sıkıntı. Ya yani kendi eline kendine bir nevi anti-SEO çalışması yapmış gibi olursun. Hı-hı. Arkadaşlar çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sağ olun. Çağdaş Bey'i...